Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban bugün 1 Nisan cuma yeni ayın ilk işlem günü umarım Nisan ayı güzel gelişmelerin olduğu güzel haberlerin aldığı bir ay olur hepimiz için ancak kripto para piyasası için Nisan ayı pek de iyi başlamadı. Sert düşüşlerin hakim olduğu bir tablo var önümüzde. Kıpkırmızı bir tablo var. Neden ise Avrupa Parlamentosu. Avrupa Parlamentosu biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda kripto paraların yasaklanması ile ilgili bir konuyla gündeme gelmişti. O reddedilmişti. Ancak dün alınan kararla aslında anonim cüzdanlara karşı, anonim cüzdanları transferine karşı oldukça önemli bir darbe vurulmuş gibi gözüküyor. Zira artık borsalar anonim cüzdan bilgisini de borsalara borsalar sağlamak zorunda yani bu kararla birlikte aslında kripto para piyasasının bu cüzdanlara transferiyle ilgili ciddi bir e, adım, atı, adım atılmış oldu. İşte kripto para piyasası bunu pek olumlu karşılamadı. Bunu bir müdahale olarak algılıyor. Bu merkeziyetsiz yapıya bir müdahale olarak algıladı ve önemli kripto para biriminden çok sert düşüşler var. Kripto para piyasasının lideri konumunda Bitcoin dolar partisi. O belirttiğimiz destek noktasının da altına geldi. Burası teknik açıdan önemli. Biraz sonra bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 44.814 dolar seviyesinde %4.95 oranında bir kayıp var. Son 24 saatlik dilimi baz aldığımız zaman. Ethereum dolar paritesi 3400 dolar seviyesinin üzerinde fazla fazla duruyorduk ve bu seviyenin üzerine çıkması durumunda paritede 3800-3900 dolar seviyesinde bir ara destek, ara direnç noktası olduğunu belirtmiştik. ancak asıl destek noktasının 4000 dolar seviyelerinin üzerine olduğunu altını çizmiştik ve bu paritedeki hareket bu parite altcoin'in lideri olması sebebiyle diğer altcoin'leri de ciddi anlamda etkileyebilecek öneme sahip olduğunu belirtmiştik analizlerimizde. Ancak dünkü satışlardan Ethereum dolar paritesi etkilendi ciddi bir şekilde ve 3400 dolar seviyesinin altına sarttı. 3262 dolar seviyesinde %4.14 oranında bir kayıp var son 24 saatlik dilim balız alındığı zaman. Tabloya baktığımızda Solana'daki hareket dikkat çekiyor. Diğer kripto para net bir şekilde aşağıda olmasına rağmen Solana'da %0.55 oranındaki yükseliş dikkat çeken konular arasında. Bunun dışında Avax tekrar 100 dolar seviyesinin altında 93 dolar seviyesinde %5.63 oranında kayıp var. Binance Coin 4.94 dolar seviyesinde dot 6.99 oranda kayıp 4.94 yüzde 4.94 oranda kayıp var Binance Coin'de. Dot'ta %6.99, Luna'da %5.49, XRP'de ise %4.74 oranında kayıplar var. Dün analizini yaptığımız ve iyi, olumlu sinyallerin geldiğini ancak bir noktanın geçilmesi gerektiğini belirttiğimiz adada ise %6.26 oranında bir kayıp var. Son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Bugün piyasaya yön vermesi ve piyasayı domine etmesi açısından Bitcoin dolar partisini inceleyeceğiz. Biraz detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İsterseniz hızlıca başlayalım. <laughs> Şimdi ekranda Bitcoin dolar partisinin 4 saatlik grafiği açık sürekli olarak 4 saatlik grafik kullanıyoruz analizlerimizde bunu da bir kez daha belirtelim zaman zaman haftalık grafiklere geçiyoruz. Şimdi 4 saatlik grafikte bizim için önemli olan iki tane tren çizgisi vardı bir tanesi sarıyla gösterdiğimiz bu tren çizgisi. Ve paritenin aslında bu yükselişte ana yükseliş trendi olma konusunda önemli bir etken olabilecek bir trend çizgisi aday olması konusunda en önemli adaylardan bir tanesi diyelim bu ana yükseliş trendi olma konusunda. Bir diğer ise mavi ile gösterdiğimizde 21 Mart tarihinde başlayan yükseliş trend çizgisi. Bu trend çizgisi biraz daha agresifti. Ve bu trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece paritenin 52 bin dolar seviyesini daha çok ulaşma ihtimali üzerinde fazla fazla durmuştuk. Ancak biz analizlerimize neler söylemiştik kısaca bir özetleyelim tekrar. Şu anda bizim teknik analizi yaptığımız konu yani önümüzdeki teknik analiz grafiği bize bu siyasi kanattan ya da çok büyük e, hükümetle ilgili ilişkili kanatlardan e, gelebilecek haberlerin olası yansımalarını gösteriyor. Zaman zaman öyle dönemler giriyoruz ki sadece teknik analize göre hareket eden bir piyasada izleyebiliyoruz. Ancak şu anda durum farklı. Şu anda teknik analiz bize gelişmelere gelişmelerin fiyatlar üzerinde olası yansımalarını gösteriyor. Olumlu bir haber gelirse biz şunu diyoruz. Çok olumlu bir haber gelirse bitcoin dolar partisi 52 bin dolar seviyesine çıkabilir. Ya da olumsuz bir haber gelirse dediğimiz gibi 45 bin dolar seviyesindeki destek noktasının altına ebilir. Nitekim 45 bin dolar seviyesinin destek noktasının altında şu anda Bitcoin dolar partisi. Yani yönü teknik analiz değil şu anda bu kanattan gelebilecek olumlu olumsuz haberler belirliyor. Ee, ekonomik ve siyasi kanattan gelecek olumsuz haberlere biliyorsunuz haberlere dolusu gelişmelere son bir buçuk aydır jeopolitik risklerde etkilendi. Rusya'nın Ukrayna işgali ilgili gelebilecek olumlu ya da olumsuz haberler de etkili, etkilemeye başladı. Kripto para piyasının son bir buçuk aydır bu da eklendi diyelim. Hemen teknik analize geri dönelim o zaman. Şu anda olumsuz bir haber geldi bunun yansımasını gördü. Peki bundan sonra neler olabilir? Olumsuz haberin devamı konusunda aşağı yönlü riskler artacak. Tekrar bir yumuşamayla yönelik bir haberler konusunda tekrar yukarı yönlü hareketler olabilir ve bu hareketler nasıl yansıyabilir? Şimdi 45 bin dolar seviyesi ilk önce şu noktaya bakalım. 47.100 dolar seviyesi, 125 dolar seviyesi. Bu maviyle gösterdiğimiz yükseliş trendinin destek noktasıydı ve bu destek noktasının üzerinde kalması durumunda yükseliş hareketinin 52 bin dolar seviyesine daha çabuk ulaşmasını bekliyorduk biz. Ancak bu aşağı kırıldı aşağı kırılmasıyla beraber 45.800 dolar seviyesindeki önemli destek noktası yatay destek noktasıydı. Daha önceki analizlerimizde de belirttiğimiz gibi bunun da altına geldi 45.400 45.800 dolar bandına ve bizim için en önemli trend bu sarı ile trend çizgisi. Burası da 45.000 dolar seviyesine denk geliyordu destek noktası. Ve şu anda parite bir tane 4 saatlik periyotta bu destek noktasının altında kapanış yaptı. Şu anda 55 dakika var videoyu çektiğimiz dakikalar itibariyle 44.849 dolar seviyesinde fiyatlar oluşuyor. Yani paritenin bir an önce tekrar ikinci bir 4 saatlik periyotta kapanış yapmadı, yapmadan yani şu anki e, saat itibariyle saat 11 itibariyle Türkiye saatiyle 11 itibariyle ikinci bir 4 saatlik kapanış yapmadan Tekrar bu sarıyla gösterdiğimiz trend çizgisinin üzerine çıkması şart. Bu gerçekleşirse biz bu hareketi gelen olumsuz haberle beraber bir sarkma, bir geri çekilme ya da ee, bir önlem olarak adlandıracağız. Ve diyeceğiz ki tekrar parite evet bir geri çekilme oldu. Ancak paritedeki trend hala yukarı salıyla göstermez. Bu trend üzerindeki hareket devam ediyor şeklinde yorum yapacağız. Ve tekrar o zaman 45.800 dolar seviyesi 45.400 dolar seviyesi çıkacak. Bunların üzerine çıkılması durumunda 48 bin dolar seviyelerine kadar tekrar bir yükseliş hakikati bekleyebiliriz ilk aşamada. Ancak e, paritenin 2 tane 3 tane 4 saatlik periyotta bu seviyenin altında kapanış yapması, 44 bin dolar seviyesindeki bulunan destek noktasında altına sarkılması ve 43 bin bin 600 dolar seviyesine ilk aşamada Sonrası da 42.600 dolar seviyelerine ne kadar gerilemesine neden olabilir. Şimdi bu gerilemeler evet normal karşılanabilir. Ancak burada daha da önemli olan bu trend çizgisinin altına gelinmesi yani sarıyla gösterdiğim bu trend çizgisinin altına gelinmesi. O yüzden önümüzdeki bir tane 4 saatlik periyot şu anda saat Türkiye saatiyle 11'de tamamlanacak bu periyot ve ikinci periyot yani 11'den 4 saat sonrası yani ee, saat 3'e kadar olan periyot çok önemli. Yani bu iki periyotta Bitcoin dolar paritesinin kabaca söyleyebilirsek saat 15'e kadar hatta kabaca 7 diyelim 15-19'a kadar ve Bitcoin dolar paritesinin 4 saatlik periyotları da içerisinde kapanış yapmaması gerekiyor 45 bin dolar seviyesinin altında. Eğer bu gerçekleşirse o zaman o teknik analiz de olumsuza dönecek ve paritenin aşağı yönlü riskleri devam edecek. O yüzden mihenk taşı önümüzde iki tane de saat Türkiye saatiyle saat 19'a kadar Önümüzdeki mihenk taşı 45 bin dolar seviyesi. Altında yapılacak kapanışlar paritenin daha aşağı yönlülmesine neden olabilir. Bu da kripto para piyasının domine eden bir bitcoin dolar paritesi var karşımızda. Paritenin e, kripto para piyasının bir aşağı yönlü riskleri artırabilecek öneme sahip diyelim. Hemen 50 perotta hareketli ortalamaya açalım. Çünkü bu da önemli. Biz analizlerimizi hatırlarsanız bir noktaya dikkat çekiyoruz. Yükselişler hep 50 perotta hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşiyor ve 50 periyotluk hareketli ortalama şu anda bizim gösterdiğimiz destek noktasına yani 45.800 45.400 dolar bandında 45.600 dolar seviyesinde yani parite 50 periyotluk hareketli ortalamanın da altında. Şimdi teknik analizde şöyle bir teorem vardır. Bir hareketli ortalamanın önemli hareketli ortalamanın aşağıda yukarı geçilmesi bir sonraki harekette ortalamanın test edilme olasılığını artırır diye bir teorem vardır. Buna göre şimdi 50 periyotluk hareketli ortalamanın altında önemli hareketli ortalamanın 100 periyotluk hareketli ortalama var. Burası da 43.800 dolar seviyesi yapıyor ki az önce biz 43.300 43.600 dolar seviyesinde 43.500 dolar seviyesi yapıyor. Çok pardon. Az önce de 43.300 43.600 dolar seviyesinde bir ara destek noktası olduğunu belirtmiştik. Yani 43.300 43.600 dolar seviyesi hem ara destek noktası olması açısından hem de 100 periyotluk hareketli ortalama seviyesine denk gelmesi açısından önemli. Dediğimiz gibi şu anda elimizdeki Türkiye saatiyle saat, saat 7'ye kadar olan süreç önemli. Bu süreçte karite paritenin tekrar 45 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması Paritenin kaldığı yerden en azından o baskı kısmen de hissedecektir. Ancak yukarı yönlü hareketin devam etmesini sağlayabilir. Ancak bunun altında kalması paritedeki aşağı yönlü riskleri arttıracak öneme sahip. Hemen Bollinger bandına da bakalım 4 saatlik periyotta isterseniz e, kapatalım 50, 100 ve 200 periyotlu hareketi ortalamayı. Aslında Bollinger bandının e, alt eğrisinin de dışına çıkan bir parite var. Şu anda orta eğrisi, alt eğrisi 45 bin dolar seviyesine denk geliyor yaklaşık olarak 48 bin, e, 45 bin tam 45 bin 5 dolar seviyesinde. Yani o da bizim bu 45 bin dolar seviyesinin önemini ee, biraz daha öne çıkarıyor gibi gözüküyor. Özetlersek. Şimdi bir de işlem hacmine bakalım. İşlem hacmi aslında biraz tedirgin olmamız gerektiren bir işlem hacmi. Çünkü şurada biraz daha büyütelim. Dikkat ederseniz bu sarı bölge son 21 tane 4 saatlik periyodun işlem hacmi ortalamasını gösteriyor. Bu sarı bölgenin üzerinde oluşan, düşüşlerde oluşan bir işlem hacmi var. Şu anda parite hafif toparlanma eğiliminde bu 4 saatlik periyodun bitmesine yaklaşık 50 dakika var. Ancak ona rağmen işlem hacminin ortalamanın bile altında olması dikkat çekiyor. Yani aslında yatırımcılar bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmiyor. Yani şu aradan anladığımız bu. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıların kesinlikle bu seviyenin üzerine tekrar işlemlerin gerçekleştiğini, fiyatlanmaların gerçekleştiğini görmek için de fayda var. Bunun dışındaki e, yükselişler tamamen az önce de gördük işlem hacmi destekli de olmaması sebebiyle e, tehlike arz ediyor. Yani aşağı yönlü risklerin devam ettiği bir bitcoin dolar partisi var önümüzde diyelim ve bu analizimizi tamamlayalım. Tekrar belirtelim şu anda dönem haberlerle gelişmelerle özellikle siyasi ve ekonomi kanadından gelecek olumlu olumsuz haberlerle hareket eden bir kripto para piyasası var önümüzde. <laughs> Bu sebeple haber kaynaklarımızı biraz daha genişletip işte telefonlarımızın, saatlerimizin alarmını daha doğrusu uyarılarını, bildirimlerini haberlere göre açmakta fayda var. Öyle bir dönemden geçiyoruz diyelim. Dediğimiz gibi güzel bir bahar havası var bugün. Umarım bahar havasıyla beraber ee, güzel gelişmelerin olduğu, güzel haberlerin aldığı bir ay olur. Hepimiz için her konuda sadece finans piyasaları için de sağlığımız için de öyle olur. Umarım. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.